Yani şalvarlı donu düşük olmak hiçbir şey getirmiyor. İşte bak Afganlı kardeşlerimize, çok mübarek müştehit bir şey, mücahit kardeşlerimize birbirlerini kırıp geçiriyorlar. Urus oradan çekineli kaç sene oldu arkadaş? En az 2-3 sene oldu değil mi? Oldu değil mi? Ağzına sağlık, 4 sene olmuş. Urus'un zamanında öldürülen Afganlı'dan daha çok Afganlı öldürdük bugüne kadar. Elimize sağlık. He? Buyur. Çok büyük mücahit kardeşlerimizin mücahidesi sayesinde. Böyle nasıl Müslümanlıktır bu? Yani bunlar başta anlasaydılar. Ta 1982 yılında bir yorum yazmışım. Siyasi yorum, her sayıda yazıyorum ya. Demişim ki orada, bugün Afganistan'daki mücahit gruplarını Ruslara karşı çıkaran İslam değil. Ruslara karşı birleştiren İslam değil. Rusların Afganistan'daki varlığı, askeri varlığı, yani işgal. İşgal. Yoksa bunları birleştiren İslam değil. Sovyetlerin Afganistan'da işgalci olarak bulunmaları. Bu işgal sona erene kadar bu birlik devam eder. Bu işgal bitince bu birlik de devam eder. Birbirlerini vurur demişiz. Aynen 70 yıl önce Türkiye'de Yonan'ın işgalci olarak, Yonan'ın Anadolu'ya girdiğinden itibaren Mustafa Kemal'den Mehmet Akif'e kadar herkesin müttefik olması gibi. Mücahit gruplar değil miydi o zaman da? Onlar Türkiye'nin mücahit grupları. Düşmana karşı olmak birleştiriyor. Halbuki bu birleştirme düşmanı kovaladın mı biter. Ve birbirini yemeye başlarsın. Nitekim Yonan git bitmiş, Mustafa Kemal Mehmet Akif'i mi? Akif Mustafa Kemal'i mi yiyecek derken Mustafa Kemal babayı içirmiş. Mehmet Akif de kuyruğu Mısır'da soluğu zor alarak ancak kurtarmış. Yalan mı? Tarihi vakalar değil mi? Afganistan 70 yıl sonra Türkiye'de 70 yıl önce yaşananı tekrar yaşadı. Kimse ders almıyor ya. Kimse ders almıyor. Bunlar küçük küçük minicik olaylar, kaybolmuş kumun toprağın altında kalmış şeyler değil. Boyutları o kadar büyük ki gizlemek mümkün değil. Her şeyiyle ortada cereyan ediyor, açıkta görülebilecek. Amaların fark edeceği, hissedeceği, sağırların duyacağı gürültüde, zırıltıda şeyler olarak cereyan etmiş ama kime anlatırsın? Hala geliyorsun, senin şalvarın yok kardeşim filan diye bana bir türlü sınav. Giymeyeceğim lan şalvarı, ısırma. Beyinsiz, kelleyi değiştir. Git sakatatçıya, koy kelleyi oraya, başka bir kelle al tak. Ulan bu kafayla Lawrence'in attığı kazık yetmiyor mu lan herif? Dabanımızdan batırmış, defemizden çıkmış lan. Ha, ocağımızı batırmış, ocağımızı yakmış. Yalan mı? Aha burnumuzun dibinde işte Afganistan'da. Yahu diyorum ki ben, gelin kavgayı başta yapalım arkadaş. Şimdi yapalım, şimdi tartışalım. Sağ olun. Sence şucu bucu, sen şusun bu tamam. Şimdi kavga edelim. Niye? Tabancamız, tüfeğimiz yok, topumuz yok, teyaremiz yok. Yani kafamız kızınca birbirimize tabanca tüfek çekemeyiz. Niye? Yok. Ama yarın iktidara bırakırsan kavgayı iktidardan sonraya, o zaman tarafların elinde toplar, tüfekler, makineler, uçak savarlar, tank savarlar, adam savarlar, ev savarlar, bar savarlar, şehirleri köyleri savarlar, Savaroğlu savarlar, ortalığı dümdüz ediyor. Hadi bakalım. Evet, her gün ajansları dinliyorsunuz Allah aşkına. Bugün diyor 200 kişinin öldüğü söyleniyor. Evet. Neymiş bilmem Gülbettin Hikmet yarın kuvvetler her Milli Savunma Bakanı olacağım diyor. Öbürü bilmem ne yapıyor. Belki dostum şöyle, düşmanım böyle. Ortalığı karman çorman ettiler. Deneme tahtası. Yalan mı? Emin olun Ruslarla savaşırken hiç değilse bu taraftan ölen şehit oluyordu. Şimdi ne oluyor söyler misiniz? Niyazi olmuyor mu bunlar? Evet, ciddi ciddi söylüyorum. Cidden yani dalga falan geçiyorum ya, doğru. Bütün bunlar kafasızlığın, eşek kafalılığın ürünü. Müslüman Müslümanı öldürürse Allah'ın Resulü ne diyor? Ölen de öldüren de cehenneme gider diyor. Evet. Öleni de öldüreni de cehenneme gidecek bir kavga. Kavgada işimiz ne yahu?